Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Gelişmelere bakacağız, rakamlara bakacağız. Sonrasında ise konuğumuz olacak ve değerlendirme alacağız. Şimdi 3. işlem günündeyiz dedik. Borsa İstanbul BIST 100 endeksiyle başlayalım hemen. Bir dünü de hatırlayalım. Dün 1383 puandan günü tamamladı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi. %0,57'lik düşüşle. Bugüne baktığımızda şu an için Borsa İstanbul tarafında yükselişler görüyoruz ki %0,53 yarım puan üzerinde yükseliş takip ediliyor ki 1391 seviyesi şu an için takip edilen seviye. 1383'ten 1392'ye kadar da çıktı gün içinde. Şu anda da 1391'den işlem görüyor ve dakikalar öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekonomik güven endeksi açıklandı. Burada bir yükseliş takip ediyoruz. Öncekine baktığımızda 100,8 olan güven endeksi şu an için gelen veriyle 102,4 olarak takip ediliyor ki buradaki artış da takip ediliyor. Ve bakalım bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi var. Putin, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de görüşecek. Böyle bir görüşmesi var, piyasalarında takibi olacak. Ekim sonunda da Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi de Biden'la baş başa görüşeceği de açıklandı Başkan Erdoğan'ın. Ve şimdi geçelim en çok yükselen ve en çok düşen hisselere bakacağız borsa tarafında. Hemen yükselenler ekranımıza yansıyor. %2,19'luk artış var Aksa tarafında. 20,54 fiyatı. Esen'e baktığımızda 32,48 karşımıza çıkıyor. Orada da %2,14'lük bir yükseliş görüyoruz. Kozu altına baktığımızda %1,85 oranında yükseliş takip ediliyor ki 96,10 ve 1000 mağazalara bakalım. Orada da %1'in üzerinde artış var, 1,83. 1000 mağazalarda 64,15 fiyatı. Hemen artanlarda son olarak karşımıza çıkan Nuh Çimento'ya bakıyoruz. Orada da 33,94 bizi karşılıyor ki %1,62'lik yükseliş var. Farklı sektörler, farklı hisseler ve gün içi yükselişleriyle birlikte en çok artanlar olarak karşımıza çıkıyor. En çok düşenlere de bakalım hemen. Bera Holding var. Orada da %1'i aşmış düşüş. %1,29.95 fiyat karşımıza çıkıyor ki Tüpraş'a bakıyoruz. Orada da 0,62'lik aşağı yönlü hareket. 112,20. İpek Enerji en azalanlar, düşenler tarafında 11,76. Ve Cansa Jant'a bakalım. Orada da 0,52'lik bir aşağı yönlü hareket var. 57,25 fiyatı karşımıza çıkıyor ve son olarak RTA laboratuvarlarına da baktığımızda o da orada da 22,36 fiyat karşımıza çıkıyor. %0,36'lık düşüşle. En çok yükselenler ve en çok artanlar haftanın 3. işlem gününde karşımıza çıkan hisselerle birlikte baktık efendim. Şimdi bir bankacılık ve sanayi tarafına bakalım. Önce bankacılıkla başlayalım. Performansı nasıl, borsaya nasıl destek veriyor bankacılık tarafı? Yarım puan üzerinde yükseliş görüyoruz, %0,58. 1214 karşımıza çıkıyor ve gün içine baktığımızda 1206 aşağıda, 1213 ise yukarıda bankacılıkta, primli bir gün bankacılık açısından. Sınayiye bakalım hemen. Sınayiye de geçtiğimizde orada da %0,44'lük yükseliş var. 2458 seviyesi takip ediliyor. 2444 aşağıda görüyoruz. 2459 ise sınayi tarafında yukarıda takip ettiğimiz seviye olarak karşımıza çıkıyor efendim. Evet, borsa tarafındaki gelişmeler, rakamlar bu şekildeydi. Gün içinde de takip ediyor olacağız. Ve bir haberimize geçelim. Yabancı kuruluşların Türkiye ekonomisine güveni artıyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye'nin 2021 yılında %8,6 büyüyeceğini tahmin etti ve kurumun bir önceki tahmini %6,1 seviyesindeydi. Türkiye'nin ikinci çeyrekteki %21,7'lik büyüme performansı, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini değiştirmeye devam ediyor. Moody's, JP Morgan ve Goldman Sachs'tan sonra uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'de Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti. Türkiye'nin 2021 yılında %8,6 büyüyeceğini tahmin etti. Kurumun bir önceki tahmini %6,1 seviyesindeydi. Kuruluşun 2022 yılı içinse ekonomik büyüme beklentisinin %3,3 seviyesinde olduğu kaydedildi.
S&P gelişmekte olan piyasalar ekonomik görünüm 2021 4. çeyrek raporunda aşılamada ilerlemenin ve politika kararlarının büyüme için önemli olmaya devam ettiğini vurguladı. Bölgedeki gelişen ekonomilerin ise tahmin edilenden daha güçlü bir ekonomik büyüme performansı gösterdiği belirtildi. Ayrıca 2021 yılı için Polonya'nın büyüme tahmini %5,1'e, Rusya'nın %4'e, Güney Afrika'nın %4,6'ya yükseltildi. Evet efendim, değerlendirme haber bu şekildeydi. Şimdi geçelim borsadan şirket haberlerine, ki sermaye artırım tarafına ve tedbir tarafına bakacağız. Gelişmelerle birlikte hangi firmalar karşımıza çıkıyor? Hemen bakalım, sermaye artırım tarafında Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme yer alıyor. Haber akışına da bakalım. Şirket sermayesi bugün 133.4 milyon Türk lirasına %18 oranında bedelsiz olarak 24 milyon Türk lirası artışla 157.4 milyon Türk lirasına yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı ise 1.87-29 Türk lirasına denk gelmekte. Sermaye artırım tarafında Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme dedik. Ve geçelim tedbir tarafına. Tedbire de baktığımızda orada da Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bizi karşılıyor. BBTS kapsamında şirket paylarına 13 Ekim'e kadar brüt takas tedbiri getirilirken mevcut durumda BIST 50 payları dışındaki paylarda sermaye piyasası kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta olduğu da aktarılmış efendim. Şimdi düne uzanalım bir. Dün zirve vardı Apara'nın. Burada Turkuaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Konuklarımız vardı ve değerlendirmelerde bulundular. Finansın geleceğine dair burada birçok önemli mesajlar da verildi. Yetik Yatırım Yatırım Müdürü Zehir Doğan vardı yine zirvede ve Borsa İstanbul'daki rekor halka arzları değerlendirdi. Doğan'ın açıklamaları, halka arz sayesinde şirketlerin kredibilitesi ve kurumsallığı artıyor. Şirketler sermaye piyasalarının tabana yayılmasına katkı sağlıyor dedi. Halka arz gerçekten hem halka arz edilen için hem de Türkiye sermaye piyasaları için oldukça önemli ve yararlı bir süreç. Yani halka arz edilmek demek artık daha şeffaf hale gelmek demek, daha kurumsal hale gelmek demek, daha hesap verilebilir hale gelmek demek. Yöneticiler açısından da şirketini daha iyi takip edebilmek demek. Çeşitli yasal zorunluluklar nedeniyle şirketi daha rahat görebilmek, daha rahat inceleyebilmek demek. Bunlar şirketlere elbette ekstra değer katan unsurlar. İkincisi, şirketlerin kredibilitesi içinde, yani sonuçta her şirketin sermaye ihtiyacı var, kredi erişim konusu var. Halka açık şirketin kredi verenler nezdindeki güveniyle olmayanın güveni elbette farklı tarafta. Üçüncüsü aslında belki de çok fazla konuşulmayan kısmı reklam değeri. Yani şirketiniz halka açıldığında sürekli kotasyonda olan bir şirket, markanızın biriliğini arttıran ve markaya değer katan bir unsur. Bunlar şirketler açısından pozitif olan taraflar. İkinci, üçüncü, belki dördüncü gerekçelerden bir tanesi sizle çalışmak isteyecek kişilerin motivasyonu. Yani örneğin herhangi bir departmanınıza eleman alacaksınız. Halka açık olan bir şirketin verdiği güven elbette burada daha kalifiye elemanın gelişi konusunda da şirkete değer katma konusunda da ekstra unsurlar sağlıyor. Diğer taraftan da sermayenin tabana yayılması. Yani her halka açılan şirket aslında yeni şirket ortakları ve şirket hissedarları anlamına geliyor buradan hisse alanlarla. Ve özellikle baktığımızda da coğrafi olarak, örneğin bir bölgede bir şirket halka arz olduğunda o bölgedeki insanların sermaye piyasalarıyla tanışmasına da vesile oluyor. Şimdi mesela Türkiye'de baktığınızda tabana en fazla yayılan yatırımcı sayılarının olduğu birkaç tane il vardır. Mesela bir tanesi Hatay, İskenderun. İskenderun demir-çelik etkisidir. Bir tanesi işte Karabük, Kardemir etkisidir. Yani oradaki şirketlerin halka açık olması halk tarafından da, o yöre halkı tarafından da çok ciddi manada sermaye piyasalarına girişi açıyor. Bu sermaye piyasalarının derinleşmesi ve tabana yayılması açısından oldukça kritik bir olay. Burada önemli olan nokta şu. Evet, bu sene bir rekor kırıldı adet bazında. Ama gönül ister ki bu rekorların kırıldığı dönemde yabancı yatırımcı ilgisi de kuvvetli olsun. Yani sermaye girişleri bol olsun. Ve bu halka arzları tek başına yerli yatırımcı karşılamak zorunda kalmasın. Çünkü yerli yatırımcının da belli bir tasarrufu var. Ve bu tasarruf bu sefer var olan hisse senetlerinden çıkış ve yeni hisse senetlerine giriş olarak geliyor. Ve bu sefer diğer hisselerde de bir baskı oluşturabiliyor. Bu dengeyi iyi korumak lazım, iyi ayarlamak lazım. Dediğim gibi biraz da yabancı ilgisini çekebilecek şirketlere ağırlık vermek lazım diye düşünüyorum.
Peki efendim, değerlendirme bu şekildeydi. İş taraf sonrası hemen geçelim küresel taraftaki gelişmelere ve borsa tarafına. ABD borsalarıyla başlayalım. Düne baktığımızda satıcılı bir görünüm vardı ABD borsalarında. Bugüne bakacağız şimdi. Vadeli tarafta biraz daha toparlanma görünüyor. Yeşil bir tablo karşımıza çıkıyor. Ve açıklamalar da var. Powell'un açıklaması vardı. Janet Yellen, ABD Senatosu'nun başkanlık Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen. ABD Senatosu'nun Bankacılık ve Konut Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı ve burada enflasyonun temelinde yatan arz yönlü kısıtlamaların daha da kötüleşeceğini aktaran Powell, enflasyonun düşürebilmesi için önce dar boğazlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Ve enflasyonun düşeceğine inandığını da belirtti aynı zamanda Powell soruları yanıtlarken. Ve enflasyon ve istihdam arasında geçmişe göre daha zayıf da olsa hala bağlantılı bir durum olduğunu da bir yandan da ifade etti. Şimdi bakalım borsalara. Dow Jones'ta 0.49'luk yükseliş görüyoruz. 34.467 puan. Teknoloji ağırlıklı endeks Nasdaq'a baktığımızda orada da 14.882 seviyesini takip ediyoruz. 0.76'lık yükseliş var. Ve S&P 500'e baktığımızda 4.378, yarım puanın üzerinde yükseliş ki 4.378'e takip ediyoruz. Bir yandan da St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın açıklaması var. Enflasyonun gelecek yıl %2.8 seviyesinde olmaya devam etmesini beklediğini aktardı ve Fed'in 2022 yılında 2 faiz arttırımına gidebileceğini de anlatmış ve aktarmış oldum. Bakıyoruz vadeli tarafta pozitif bir seyir görüyoruz. Dünü anımsayacak, hatırlayacak olduğumuzda ise daha satıcılı bir görünüm vardı ABD tarafında. Ve geçelim tahvillere. ABD 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda 1.51 bizi karşılıyor ki orada %1.50'lik aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. 2 yıllıklara bakalım. %2.61 aşağı yönlü hareket 2 yıllık tarafında da var, 0.30 seviyesinde. Ve 5 yıllıklara da baktığımızda orada da 2.64'lük aşağı yönlü hareket var. 1 seviyesi karşımıza çıkıyor ABD tahvillerinde. Ve hemen sonrasında da dolar endeksine geçeceğiz. Borsalar tarafına ve tahvil faizine baktıktan sonra Amerika'nın dolar endeksine baktığımızda 0.13'lük yükseliş görüyoruz. 93.90 seviyesi karşımıza çıkıyor. 93.68'den 93.89'a kadar da çıktı. Gün içindeki hareketi bu şekilde dolar endeksinin. Ardından Avrupa borsalarına bakalım. Az önce Amerika tarafına baktık. Dün satıcılı bir seyir vardı dedik. ABD tarafında aynı şekilde Avrupa tarafında da satıcılı seyri Avrupa borsalarında gördük. Şu an için baktığımızda ise Londra'da 0.68'deki yükseliş 7.075 puan seviyesi takip ediliyor. Frankfurt'a bakalım. 15.402 seviyesi var. Orada da %1'in üzerinde yükseliş görüyoruz. Ve Paris ve Madrid'de de keza yükselişler var. %0.96 Paris'te, 0.70 Madrid'de. 8.830 Madrid, 6.568 ise Paris. Ve Avrupa borsalarında Lagarde'ın açıklamaları var. Salgında ekonomilerin uçurumdan döndüğünü anımsattı. Lagarde, sıra dışı bir durgunluk sonrasında Euro bölgesinin alışılmamış hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini, bu süreçten geçtiğinde anlattı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'da ve şu anda da yeniden açılmayla bağlantılı geçici bir enflasyon süreci görüyoruz dedi. Ve ekonomi yeniden açıldıkça enflasyonun hızla yükselmesine neden olduğunu vurguladı Lagarde. Güçlü bir toparlanmanın enflasyon eğilimlerini de desteklediğini aktardı. Bu noktada açıklamalarını takip ettik. Ve salgından da güvenli biçimde çıkmak ve enflasyonu sürdürülebilir %2 seviyesine çekmek için uyumlu para politikası izlenmesi gerektiğini de ifade etti. Aynı zamanda 10 yılda gelişmiş ülke ekonomilerinde enflasyonun düşük seyrettiğini de aktardı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın sözleri bu şekildeydi ve Avrupa borsalarına da baktığımızda yeşil bir tablo bizi karşılıyor. Yükseliş var şu an için. Ve geçelim sonrasında Asya borsalarına.
Asya borsalarına baktığımızda burada Hong Kong bir tek pozitif ayrışıyor. Bakalım hemen burada 24.582 puan bizi karşılıyor. Çin, Şangay, Japonya, Hindistan ve Güney Kore borsalarında da aşağı yönlü hareketler var. En fazla yükselişi Japonya tarafında gördük. Orada da iktidar partisi LDP yeni başkanı Fumio Kishida seçildi efendim. Böyle de bir gelişme var ve en fazla satış ağırlıklı kayıpların olduğu bir gün geçirdi. Çarşamba gününe baktığımızda 3. işlem gününde %1.83. Japonya tarafında %2.12'lik bir aşağı yönlü hareket var. Sadece burada Hong Kong'un pozitif ayrıştığını görüyoruz. Üçüncü işlem gününde Asya'da kapanışını bu şekilde gerçekleştirdi efendim. Ve bir yorum aktaralım. Econs kurucusu Ferhat Yüksel Türk küresel enflasyon görümüne ilişkin beklentilerini aktardı. 2022'de enflasyon beklentilerinin dünya genelinde artabileceğini söyledi ve 2022 yılı yarısındaki enflasyon ve arz talep dengesi kalıcı enflasyon olup olmayacağına dair de önemli gösterge olacak dedi. Son dönemdeki enerji fiyatlarındaki artış tabii ister istemez nihai mallara da geçmeye başlayacak. Yani gecikmeli etkilerini görmeye başlayacağız. İşte son dönemde konuştuğumuz doğalgaz fiyatlarındaki artış, özellikle Avrupa tarafında petrol fiyatlarında işte tekrardan 80 dolarlara geliyor olmamız, diğer emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketler. Tabii ister istemez tüm dünyada küresel çapta hem üretici fiyatları endeksini artırıyor hem de burada fiyatlama gücünün biraz daha tüketicilerden şirketlere geçtiği bir döneme doğru bizi götürüyor. Bu da küresel çapta enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor. Bu anlamda ben enflasyon beklentilerinin 2022 yılında da dünya genelinde ağır ağır artmaya başladığı bir döneme girdik gibi düşünüyorum açıkçası. 2008'de olmadığı şekilde kamu maliyesi desteklerinin geldiğini gördük. Üstüne çok güçlü bir para politikası desteği geldiğini gördük. Buna bağlı olarak da talebin çok hızlı toparlandığı bir süreci geçirdik. Hatta şu anda biz artık arz şoklarından, yani arz kısıtlarından bahsetmeye başladık ki biz 2008 sonrası dönemde deflasyonist baskıların çok daha yüksek olduğu bir dönemden geçmiştik. Şu anda ise tam tersi, arz kısıtlarının arttığı, talebin kuvvetli olduğu ve büyük ihtimalle kuvvetli kalmaya devam edeceği ve arzın buna yetişmesinin biraz daha sınırlı olacağı bir süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda 2008'den farklı olarak bence enflasyon riskinin daha çok masada olduğu bir döneme girdik ve bu böyle de gidecek gibi duruyor çünkü şu andaki görüntü, en azından talep tarafındaki görüntü, çok kolay kolay yavaşlayacakmış gibi durmuyor. Sadece orada en büyük riskimiz Çin. Çin tarafında eğer kontrollü bir borçlarda kaldıraçta bir azaltma olursa bence dünya geneli açısından halen talebin canlı olduğu bir süreç bizi bekliyor. 2022 yılının ilk yarısı çok önemli olacak. Bu dönemdeki enflasyon beklentileri ve talebin ve arzın gerçekten birbirine yetişebileceği bir ortama giriyor muyuz, girmiyor muyuz, buna bakıyor olmak lazım. Eğer 2022'de halen bu arz şokları devam ediyorsa ve talep o noktada canlı kalmaya devam ediyorsa bir yerden sonra artık enflasyon kalıcı olduğundan bahsedebiliriz. Burada tabii bir yerden sonra yüksek enflasyon ve yüksek enerji fiyatları talebin diğer kısmını nasıl etkileyecek, ona bakıyor olmak lazım. Yani 1970'lerdeki petrol krizi tarzı gerçekten belli emtialardaki artış nedeniyle diğer yönlere aktarılamayacak bir gelir varsa eğer, bu da tabii stagflasyonist, yani hem enflasyon yüksek kaldı hem de talebin düştüğü bir ortama da götürebilir ki o dünya açısından en kötü senaryo olur. Evet efendim, değerlendirme için telefon attığımızda bekleyen konuğumuz var. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi ile başlayalım. Hafta ortasına geldik ki primli bir seyir görüyoruz hafta ortasına kadar. Önemli gelişmeler de takip ediyoruz elbette. Bir yandan da verilerin dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşmeleri takip ediliyor. Ama borsanın seyri ve gelişmelerle birlikte takip edeceğimiz sizin önemsediğiniz seviyeler neler? Evet, Borsa İstanbul'a baktığımızda bu hafta içerisinde oldukça volatil bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle küresel çaptaki bu belirsizlikler bütün borsalarda satış dalgasını genele yaymış durumda. Bizim Borsa İstanbul tarafında şu an için aslında dün örneğin yurt dışına göre biraz daha
pozitif ayrıştık diyebiliriz. Dün yurt dışı endekslerde ciddi satışlar vardı. Biz biraz daha sınırlı bir geri çekilme yaşadık. Bizde de bizim BIST 100 endeksimiz, Borsa İstanbul, şu an için 1392 puan seviyesinde. Şimdi bizim buradaki referans aldığımız önemli seviyelerin en önemlisi 200 günlük ortalama. 200 günlük ortalamanın son bir haftadır etrafında çok yakın seviyelerde hareket ediyoruz buraya. Aşağı yönde 1380'in altına geçmediğimizi görüyoruz. Fakat yukarı yönde de 1410'un üzerine çıkamadığımızı görüyoruz. Yani piyasalar burada bir yön arayışında. Ama küresel çaptaki bu satış dalgası ve bizim son günlerde konuştuğumuz bu enflasyonla ilgili gelişmeler, bütün dünyada konuşuluyor olması bütün borsaları olumsuz etkiliyor. BIST 100 endeksinde söylediğimiz gibi 1390 civarı bizim için çok önemli referans seviyesi. Buradan yukarı doğru gitmemiz halinde piyasalarda bir anda bizim Borsa İstanbul'un pozitif yönde ayrıştığını görebiliriz. Ama tabii bu senaryonun gerçek olabilmesi için de bir takım arka plandaki koşulların olgunlaşması lazım. Nedir? Kur tarafına bakıyoruz. En son geçen haftaki faiz indiriminin ardından tarihi seviyeleri görmemizle birlikte şu an için bir miktar geri çekilmeler görünüyor. Dün yine yüksek seviyelerdeydi ama bugün itibariyle, bu saatler itibariyle 8.84'lere gerilemiş durumdayız. Burada dün çok fazla değer kaybeden, gelişmekte olan ülke para birimleri bugün biraz yumuşama içerisinde. Burada bir miktar değer kazanması bizim borsamızda da bir tepki yükselişini şu aşamada beraberinde getiriyor. Söylediğimiz gibi kurda bir geri çekilme, 8.80'in altına doğru bir geri çekilme durumunda bizim endeksimizde de yukarı doğru 1400'ü aşmamızla birlikte yukarı yönlü bir yükseliş başlaması da söz konusu olabilir. Ama bunların yaşanmadan önce şu an için piyasalar halen bekle gör tarzında bir stratejiyi izlemeye devam ediyor gibi görünüyor. 1400'lü seviyesini önemsiyorsunuz. Gelişmeleri takip ediyor. Özellikle ağırlıklı olarak aslında son zamanlarda birkaç haftadır konuştuğumuz küresel taraftaki gelişmeler takip ediliyor borsa tarafında. Şimdi peki bankacılık ve sanayi tarafına da bakalım. Bankacılığın performansı nasıl değerlendirilmeli? Oradaki evet bugün yukarı yönlü bir hareket var ama alışlar biraz daha sınırlı kalıyor son günlere baktığımızda ama nasıl değerlendirilmeli? Önemsediğiniz seviyeler bankacılık tarafında nedir? Evet, bankacılık sektörü tarafına baktığımızda aslında geçen haftaya kadar burada biraz daha iyimser tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir buçuk hafta öncesi iyiydi. Özellikle burada yabancı yatırımcıların kısmen de olsa birkaç hafta önce alımlarını biz takip ediyorduk. Fakat yurt dışı piyasalardaki bu satışlar özellikle biz referans olarak Amerika tarafını alıyoruz. Amerika piyasalarını referans alıyoruz. Buradaki zayıflamalar bizde de Borsa İstanbul tarafında da beraberinde satışları getirdi. Tabii burada da en çok etkilenen son bu faiz indirimiyle birlikte bankacı sektörü hisseleri bu noktada biraz daha olumsuz etkilendi. Ama dediğimiz gibi girenle çıkan arasındaki farklara baktığımızda yabancı yatırımcının henüz burada nasıl söyleyelim Ağustos ayında bankacılık sektörü hisselerinde giren paranın neredeyse %25'i çıkmış gibi görünüyor. Yani o yüzden biraz daha sınırlı. Buradaki düşüşler aslında biraz konjektürel bu satış dalgasından ve son 3-4 günlük düşüşler de bizim faiz oranlarımızdaki gösterge faizindeki gerilemeye paralel bir geri çekilmeyi işaret ediyor. Ama
bankacılık sektörü hisselerinin aslında kuvvetli destek seviyelerine şu an için yaklaştığını söylememiz mümkün. Örneğin bankacılık sektörü endeksini analiz ettiğimizde şu anki mevcut seviyeleri aslında oldukça kısa vadede cazip görünüyor. Fakat burada yurt dışı piyasaların desteklemesi gerekiyor. Yani yurt dışı piyasalarda olumlu bir, yani biz tamamen yurt dışı piyasalara neredeyse son zamanlar birebir korele hareket ediyoruz. Hatta bizim piyasalarımızın genelinde momentum çok zayıf yurt dışına göre. Yurt dışı 2 çıkıyorsa biz 1 çıkıyoruz. 2 düşüyorsa belki yine aynı şekilde 2 düşüyoruz. Yani daha fazla aynı oranda düşüyoruz. O yüzden bu sarmalın biraz buradan kurtulmamız gerekiyor. Bankacılık sektörü hisselerinde dediğimiz gibi şu anda tamamen bir tepki yükselişleri var. Çok hızlı düşmüş olmamızdan kaynaklanan geçen haftaki geri çekilmelerden dolayı tepki yükselişlerini biraz daha gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Sınayiye de bakalım. Bu arada arkadaşlarımız ekranı da yansıtıyor. Bankacılık ve sınayi korelasyonuna baktığımız zaman ne ifade ediyor? Sınayide 2450'nin üzerinde bir performansı var şu an için baktığımızda. Şu anda 2461 seviyesinde yarım puan üzerinde de yükseliş takip ediyoruz. Ama son zamanlardaki sınayi tarafındaki performans nasıl, gelişmelerle birlikte sınayi tarafında ne dersiniz? Evet, aslında sanayi tarafında biraz daha güçlü olduğumuzu söyleyebiliriz. Bankacılık sektörü hisseleri bu parasal, daha doğrusu bu ekonomik krizde en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Karlılıkları diğer sanayiye göre çok daha fazla düştü. Sanayi sektörü hisselerinde şu anda Türkiye'deki büyüme ile paralel şirketlerde de ciddi bir büyüme ivmesi yaşanıyor. En azından Borsa İstanbul'daki lokomotif hisselere baktığımızda sanayi sektörüyle ilgili çok ciddi kar patlamaları görüyoruz, ciro patlamaları görüyoruz. Tabii bu yüzden sanayi sektörü hisseleri biraz daha güçlü duruşunu sürdürdüğünü ben söyleyebilirim. Yani bankacılık sektörüne göre biraz daha pozitif ayrışma dikkat çekiyor. Ama orada da yeni bir böyle genele yayılan bir pozitif bir görüntü yok. Daha çok hisse bazı hareketlerin ön plana çıktığı bir tablo yaşıyoruz burada sanayi sektörü hisselerinde. Sektörel hareketler dikkat çekiyor. O yüzden hisse bazı hareketleri biz bugünlerde sanayi sektörü hisselerinde biraz daha ön plana çıkarıyoruz. Örneğin son bu bir haftadır düşüşte petrokimya sektörü ve havacılık sektörü hisseleri endeks aşağı gelirken bu hisseler ve bu sektörler pozitif ayrıştı. Dönem dönem değişiyor. Mesela şu anda da doyum noktalarına geldiğini görüyoruz bu sektörlerin. Şu an için prim yapmayan hisselere doğru biraz daha böyle piyasa hisseden hisseye atlıyor diyebilirim. Genele yayılan bir yükseliş yok. Fakat bilançosu iyi olan fakat daha prim yapmamış hisselere piyasalar biraz daha seçici hareket ederek stratejilerini belirlediğini görüyoruz sanayi sektöründe. Peki İsmail Bey, küresel tarafa bakalım. Dünü hatırlayalım. Küresel risk iştahının zayıf olduğu bir gün takip edildi. ABD tarafına baktığımız zaman da orada da yine enflasyon konusu gündemdeydi. Powell'ın açıklamaları vardı enflasyona yönelik. Arz yönlü kısıtlamaların daha da kötüleştiğini aktardı. Ve aynı zamanda dar boğazlarının çözülmesi gerektiğinde altın çizdi. Bu yönlü açıklamaları takip ediyoruz. Az önce de baktık, vadeli tarafta yeşil bir tablo takip ediyoruz. Hafta ortasında Amerika borsaları için hangi seviyeler takip edilir, ne dersiniz? Öne çıkan başlıklar ve gelişmelerle birlikte. Evet. Öncelikli olarak başlıklara baktığımızda senin de belirttiğin gibi ben de enflasyon konusu piyasaların bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda. Bununla bağlantılı olarak da tabii merkez bankalarının almış olduğu pozisyonlar var. Nedir? En son FED tarafına baktığımızda
varlık alımlarının azaltılması yönünde Kasım ayı toplantısı işaret edildi. Mesela bu hafta içerisinde, hatta dün mesela FED üyelerinin bazılarının konuşmalarında varlık alımlarının azaltılması yönünde bir takım açıklamaların biraz daha yüksek sesle dillendirilmeye başladığını görüyoruz. Yine bankacılık komitesinde Powell'ın açıklamalara baktığımızda, yine senin bahsettiğin gibi tedarik zincirindeki sıkıntılar enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi. Yine aynı şekilde piyasalarda borç tavanı, Amerika tarafında borç tavanı konusunda bunun kaldırılması ile ilgili Senato'yu da uyardı. Burada ciddi sıkıntılar olduğunu. Tabii bunlar hepsi bir araya geldiğinde borsalar üzerinde, endeksler üzerinde de satış baskısı kaçınılmaz oluyor. Örneğin Dow Jones tarafına baktığımızda orada şöyle söyleyelim, Eylül ayı başlarında gördüğümüz seviyelerin oldukça altında fiyatlamaların yaşandığını söylemek mümkün. Nasdaq tarafına baktığımızda yine orada en son 15.400 civarlarında seviyeleri görmüştük. Şu anda 14.550 civarında yaklaşık nereden baksanız bir 900 puanlık bir geri çekilme var. Tabii bu geri çekilmelere baktığımızda aslında bu varlık alımlarının azaltılması, Fed'in faiz artırımlarına önümüzdeki yıl başlayabileceği konuşmalarının başlamasıyla birlikte paralel burada endekslerde de düşüş eğilimlerinin biraz daha arttığını görüyoruz. Şu an için burada piyasaları biraz daha yumuşatacak açıklamalar, evet, gelmesi durumunda burada genel olarak piyasaların tekrar olumluya dönme ihtimalini de ben açıkçası yüksek görüyorum. Peki. İsmail Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler ve değerlendirmeler için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bizlerle birlikteydi efendim. Piyasalara ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Ve portföy yönetimini bugünlük burada noktalayalım. Bizden sonra Aysun Sarıtaş devam edecek. Biz tekrar saat 13'te görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.